Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 127. ayet. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve o şunda İbrahim üyünün kaidelerini, esaslarını kötüredi ve İsmail hem. Ey Rabbimiz, bizlerden kabul kıyın. Elbette sen uzun eştücü bülüçsen. Suyuti'nin tefsiri vazkur ve esleyin. Esle, iz yerfa'u İbrahim'ul kavaide el-usasa av el-cudura. O şerde İbrahim kaidelerini, yani esaslarını paydi var diyemiz ki. Esas. Ya ki divarlarını köterdi. Minel beyti yani üyünün, üyden bu yani. Beytullah'ın esaslarını köteriyen. Tekiden başlanadık ya elbette. Yebnihi yerfa'u diyeni bina kılar diyeni. Yani paydi vardı uzunu köteriş değilmez. Şunuz mu? Fundament köteriş değilmez. Üstüge bina kıl yaptı diyeni. Üstüge bina kıl kurgasarız. Divar kütarılatta. Mutallikun bi yerfa'u. Bu minel beyti digen yerfa'uye mutallik buluyat. Üyden kütariyat. Yani bizde ama üy kütariyattan diyemiz. Divarı kütariyat biz deyiz. Bunu siz zahırını almayasınız. Hemen divarı kütariyat duruyen mesela. Belen kılıçdik ki hareket kılıçdik. Ve İsmail utihfe ala İbrahim. İsmail dili yaptı ve bu İbrahim'e atıf kılındı. Yakulani ikilesi ayeti yaptı ki Rabbena teqabbel minna. Ey Rabbimiz bizlerden kabul kıyın. Bina ana binamızı, meraşuydu kuruşlucumuzu. İnneken tessemiyul alim. Elbette sen uzin eşitçütsen lil kavli sözünü el alim bülütsen bil fiyali fiyemni. Amallarımızı. Kengirah tafsir kıladigen bu sek, Allah-u Teala yine bizgi İbrahim Aleyhisselam'ını örnek kılıyordu, namuna kılıyordu. Yukarıdaki ayetlerde Allah ve Resulü'ye itaat kılıştığımızda buyurdu. Adeşkenlerine okşar meslekimizde hem takitledi. Yahud Nasrani'lerine okşar gitmeyler. Şimdi Allah-u Teala bizgi tarihten bir misal getirip örnek gösteriyordu. Bana İbrahim'e okşagen buluyorlar. İbrahim'e biz emir kıldık uykur gündü. Uykuru yaptı bana. Oğlumla bir gelikte. İsmail ben. Atabala uykuru yaptılar. Tafsirlerde uzun bahsler, uzun kıssalar zikir kılınken yani kulasasını etsem kiyingi ayetlerinde kiyingi bahslerimiz İbrahim Aleyhisselam bilesiler. Müjde katta yaşa kirgenden keyin İsmail Aleyhisselam oğlunu gördüler. İsmail Aleyhisselam'ın bu kişiye bu yaşta birleştiği Allah'ın bir mucizesiydi. Bundan keyin Sara anamızdan İshak'ını gördüler. Kadın katta yaşta bana bu farzandarda körü yaptılar. Keyin Hacer anamızdan İsmail'ini Mekke'ye taşıp gitkenliği ötken derslerde okuyanslar kingi derslerde tafsirlerde uzun yerde aytamız. Hiç kim yoktu. Az yine su, az yine hurma bile taşıp gitti. Hacer anamız İbrahim Aleyhisselam hemesi Allah'a tevekkül kılıp Allah'a buyusun yani yüzün. İtaat kani. Hiç kim bu mege, hiç kendi bir ekin, hiç kendi meyve, derah yok. İnsan bu mege. Ve o şey Sahralarda o şey vakti hem barıdı. Ha zararlı neseler, büyürüler, yırtkıç hayvanlar barıdı. Lakin Allah'ın büyürüğü itaat kılıp teşebbük ettiler. Bağdat'taki Sara'nı, Sara anamız kızgın geldi için o böldü, bu böldü, fitne böldü dedi, bu yalan geldi bunlar. Allah'ta büyürüğümle teşebbük ettiler. Bir hatından tahsinlerine bir ikinci hatından teşebbük etti, caiz miyiz ki? Hacer anamız hem etti, Allah emir kıyken bulsa Allah bizge kifaya dedi. Allah Teala zemzem suyunu çıkardı.
keyin zamzam suvini ichib, ham o'zlari ham farzandlari chaqaloq Ismoil kun kechada boshladilar. Keyin suvlar keldi, suvga qushlar kelyapti. Qushlarni ko'rib sahrodagilar aytdiki, qush bekardan bekarga tushmaydi. Demakki, bu yerda bir suv manbasi bor. Deb kelishdi, qarasa suv bor haqiqatan, juda go'zal bir suv. Hammasi hayron bo'ldi, avval suv yo'q edi bu yerda. Demak, siz topdingizmi? Ha, men topdim. Va suvni bilasizlar, Jibril alayhissalom keldi. Hozir onamiz suv axtarib, Safo bilan Marvon otasi yurgan qissalar bor. Bunga kirmayapman, vaqtimiz tor o'zini joyida keladi. Jibril alayhissalom kelib, yerni ba'zi vaqtlarda oyog'i bilan, ba'zi vaqtlarda qanoti bilan deb tirnab-tirnab ochib, shu buloqni chiqardilar. Zamzam bulog'i chiqdi. Hozir onamizdan izn so'radi odamlar. Biz shu yerda yashasak izn berasizmi? Suv hayot manbasi-ku, xususan sahroda. Aytdilar, kazim beraman, ammo suv masalasiga aralashmaysizlar. Suv bizning qo'limizda bo'ladi. Ular qabul qildi. Shu bilan Hozir onamiz va Ismoil o'sha shaharning kattasi bo'lib qolishdi. Suvning kattasimi? O'sha shaharning kattasi. U qabilalar hammasi u kishiga xizmat qilyapti. Qarang, Allohga bo'yinsunadi. Malika qilib qo'yapti Alloh taolo. Ismoil alayhissalom ularning ichida katta bo'ldi va qabilaning eng aqlli, eng jasoratli, eng epchil, eng quvvatli, eng taqvodor yigitlardan bittasi bo'ldi. Uylandi. Keyin Ibrohim alayhissalom keldi. Aytdiki, Alloh taolo meni uy qurishlikka amr qildi. Yordam berasanmi dedilar? Albatta yordam beraman dedi. Keyin ota-bola uy quryaptilar. Biroz qurigandan keyin Ibrohim alayhissalom qo'yyaptilar devor toshlarni teriyapti. Ismoil alayhissalom terib kelyaptilar. Borib boshqalarni olib kelyapti. Devor ko'tarilgandan keyin o'sha maqom Ibrohim bo'ldi. Bir toshni oyog'ini tagiga qo'ydilar-da, uni ustiga chiqib boshqa toshlarni qo'yyapti. Bu yerda Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalomni shu uyni qurarkan har xil toshlarni ishlatganligi, qora tosh to'g'risida har xil qissalar bor, ko'pi Isroiliy qissalar, Yahud nasroniylarning qissalari. Shu yerda bir narsaga diqqat qilinglarki, Yahud nasroniylarning qissalarida, kitoblarida Ibrohim va Ismoilning Baytullohni qurganligi, Ka'bada shu uyni qurganligi zikr qilinyapti. Demek ki Yahud va nasroniylar aslida shu Ka'bani, Makkani qiblaligini, Baytulloh ekanligini, muazzam, muazzaz, muborak, muqaddas yer ekanligini qabul qilish kerak. O'zlarini da'vo qilgan shariatiga ko'ra, o'zlarining kitobiga ko'ra. Qarang. Va yana ular yuqoridagi darslarda aytdim, Ibrohim alayhissalomga muhabbatni da'vo qiladi ular. Yahudiylar ham aytadi, Ibrohim alayhissalomni yaxshi ko'ramiz, yo'lida ketyapmiz deydi. Nasroniylar ham aytadi, biz Ibrohim alayhissalomni yaxshi ko'ramiz, yo'lida ketyapmiz deydi. Agar u kishini yaxshi ko'rsalaringiz, yo'lda ketyapti turgan bo'lsalaringiz, u kishi qurgan uyni nimaga yomon ko'rasizlar? Nimaga Ka'bani ziddiga kurashyapsizlar? Nimaga Makkani ziddiga kurashyapsizlar? Nimaga uni yo'qotishlikka harakat qilyapsizlar? Fasod qilishlikka harakat qilyapsizlar? Ibrohim alayhissalomni yaxshi ko'rsalaringiz, himoya qilmaysizlarmi? Demak, yaxshi ko'rmasak, ya'ni kazzob ekan ular. Shuning uchun Yahud nasroniylar butun payg'ambarlarga kofir bo'lgan deymiz. Kofir ular butun payg'ambarlarga. Mana biz hozir Ka'batullohni obod qilishlikka harakat qilib, dushmanlarning zararidan, fasodidan himoya qilishlikka harakat qilib, ham Muhammad alayhissalomga ergashyapmiz, ham butun payg'ambarlarga ergashyapmiz. Ana Ibrohim alayhissalom qurgan. Ibrohim alayhissalomdan oldingi payg'ambarlar ham qurgan va haj qilgan. Har bitta payg'ambar haj qilgan. Hatto Odam alayhissalom qurganlar, Odam alayhissalom yerga tushganlardan keyin Makkaga uy qurganlar Baytulloh. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, Odam alayhissalomdan oldin farishtalar qurganlar. Odam alayhissalomdan oldin yer yuzida jinlar yashagandi, mukallam bo'lgan edi. Ular ham haj qilar edi. Ular zamonida ham bor edi Baytulloh, Allohning uyi. Qarang, qadimdan beri bor. Lekin Ibrohim alayhissalomning zamonida yo'qolib ketdi. Insonlar adashgandan keyin, haq yo'lni tashlagandan keyin Alloh taolo bu ne'matlarni oladi ularning qo'lidan. Mana bu zamondagi musulmonlarning qo'lidan masjid madrasalarni olganidek, u zamondagilardan ham oluvdi. Keyin Ibrohim alayhissalom kelgandan keyin
O kişinin bereketini Allah Teala yine nasip etti insaniyet ki Beytullah'ını. Beytullah kuruldu. Tabi. Şimdi katta yaşta, kari yaşta bana şu uydu kuru yaptılar İbrahim Aleyhisselam. İkilesi hem peygamber. İkilesi hem en mübarek, en uluğ zatlardan. Tavazusunu kareyim. Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz bizlerden kabul kıyın. Bana senin büyülüğünge itaat kılıp uykuru yap biz. Şu itaatimizi, şu hizmetimizi, şu dini vazifelerimizi kabul kıyın. İbadetimizi kabul kıyın diyorlar. Şunun için İslam ayetledi ki siz Kur'an-ı Hadis'ki amel kıyın halette Allah ki gelmez. Kur'an-ı Hadis'ki amel kılasız, dinge hizmet kılasız ve gelmez ki ya Rabbi kabul kıyın. Bizlerle gazabinden saklayın deyiz. Hazır ki Müslümanlarımız kendik. Eğer yaşlı yolda yürüyen olsa hiç yanılmaydı Allah Teala'ya. Yaşlı mı ki mi? Neme yanılmaydı? Yaman yolları yürüse kim yanlıştı başlayıydı? Başka bir musibet çıkarsa kim yanlıştı başlayıydı? Bu doğru mu bu? Biz ibadet kıyan halette Allah'a yanlıştığımız Allah'tan korkuşluğumuz gerek. Allah Teala Kur'an'da bana peygamberlerinin halatını bize örnek kılıp gösteriyor. Kariler, Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz bizden kabul kıyın diye yaptılar. Ve cemaat şeklinde. Cemaat takıya dua kılı yaptılar. Karin. Fakat uzlarına kıyamaz. Yani bütün insaniyette öyleştiğimiz gerek. Cemaatte öyleştiğimiz gerek. İnneke entes semiyul alim elbette sen uzun eştirtsen bülütsen. Bizi sözlerimizi işleyersen, başkaları diyem sözünü işleyersen, alim bulursan, hemen seni bilesen sen. Aldığından bilesen hemen sen. Ötken zamandaki, hazırki zamandaki, kiles zamandaki, bütün neselerini bilesen. Ve kalın, peygamberler Allah'ın isimlerini zikir kıyken de, şimdi doğrudan doğru zikir kıyma yaptı bunu. Tesadüf imez. Semih, alim diyen de tekide bir hikmetler var. Allah'ın sıfatları zikir kılınken yerlere karayın da yeriye karar öz yaradın, mazmuniye karar. Bunu tergide hikmetleri var. Allah Teala'nın biz semiyeliğini hemen sana iştikürüçülüğünü murakabe kıyken halette, anı işengen halette gepirişliğimiz, amel kılışlığımız gerek. Allah Teala hemen sana bülüçü ve külüçü havadarlığını bilgen halette, murakabe kıyken halette yaşayışlığımız gerek. Allah'ın eşitçiliğini unutup ağzımızı yekeyen yaptı yapırmayalık. Allah-u Teala'nın bilucu yekenliğini unutup hale yanımızı kımayalık biz. 128. ayet. Rabbena ve ce'anna muslimeyni lek ve min zurriyetine ummeten muslimeten lek ve erine menasikene ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ey Rabbimiz, bizlerini özünge Müslümanlardan kıyın. Özünge boysunuşçular kıyın. Kalın. Bizlerini özünge boysunuş kıyın. Ve zürriyatımızın içinden hem senge boysunuşçu ümmet kıyın. Cemaat kıyın. Ve bizge menasiklerimizi, ibadetlerimizi kürsetkin. Ve tavbalarımızı kabul kıyın. Elbette sen özün tavbalarını köp kabul kılıçı Rahim mehribansan. Suyutinin tefsiri Rabbena ve ceanne muslimeyni lek munqadina. Ey Rabbimiz bizlerini özünge munqad boyun sunuçlar kıyın. Ve min zürriyetine ical evladana. Ve zürriyetlerimizden hem ballarımızını ummeten, cemaaten, muslimeten lek senge boyun sunuçu cemaat kıyın. Ve min litteb'izi. Buradaki min yani bazılaşını güçün. Yani zürriyatımızdan bazısını. Zürriyatta hemen emez. وَاَتَى بِهِ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ لَا يَنَلْ وَحْدِ الظَّالِمِينَ Şimdi bir de sizce soru geldi ki neme geldi İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam zürriyatının hemesine dua mı yaptı? Bütün zürriyatımızı değil mi yaptı? Çünkü Allah-u Teala yukarıda etti ki beni ahdın zalimler geçmeyi dedi. Allah'ın sözü ötüldü. Şu ötkenlik için minde alıp geli yaptılar. Benim. Şu senge iman girdirgen zalim bulmayan kişilerini Müslüm ümmet kıyın diyettiler.
Kafirler kafir. Allah'ın kaderi hiç kim özgertilenmedi ona. Ve arina, allimna, kürsetkin yani bildirgin. Menasikana, şerai'a ibadetina, ibadetimizin şer'i meselelerini. Ev haccana ki haccimizi, hac ibadetimizi. İkide tefsir getir yaptılar. İbadetlerimizin hükümlerini bizge kürsetkin ya ki hac ibadetlerini kürsetkin. Ve tub aleyna ve bizlerinin tavbelerimizi kabul kıyın. İnneke entet tevvabur rahim elbette sen uzin tavbelerini köp kabul kılıcı mehribansan. Se'lehu et tavbette ma ismetihime. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam peygamber bu yanı göçün. Masum buluşlarla birgelikte tavbe soradılar. Yani uzları masum, lakin tavbe kıl yaptılar. Tavaduan, tavazu kıyan halette. Uzlarını kiçikine ayan halette. Ve ta'limen li zurriyetihime ve zurriyetlerine ta'lim birgen halette. Başkalar namune alsın, örnek alsındır. Kengirah tafsir kıladı yanmışık, mene yine dua kıl yaptılar. Rabbene, yani, ey Rabbimiz diyaptılar. Bizlerine senge boyusunuşiler kıyın diyaptılar. Birinci mesele, Rabbena de doğrudan doğru Allah'a dua kılışlıkları. Kur'an'da kıyın bütün dualarda karasız doğrudan doğru Allah'a dua kılınken. Bunda bizge cüde kette bir ibret var. Yani biz Kur'an'da kıyın peygamberlerde dualarını açlığımız gerek. Bizem açlığımız gerek. Rabbena ve ceanne muslimeyn, muslimine lek ya ki muslimeyn, ya ki muslimen lek. Ve min zürriyetine ummeten muslimeten lek. Ve arine menasikene ve tuba aleyne inneken tetevvabur rahim. De bu dualarda yazılar açtığımız gerek. Başkalarına mürgeçtiğimiz gerek. Çünkü peygamberlerde duası bu. Ve peygamberlerde duası kabul buygen. Ve Allah-u Teala karin yaşı görgen bu dualarda. Kabul kıygen ki bizi hem kürseti yap. Kariler İbrahim bilen İsmail şimdi dualarda kılıyordu diyordu. Şunun için biz Kur'an-ı Hadis'e kıygen dualarda yazılar. Şunlardan açtık hareket kılıyordu. Ve karın şu dualarına dikkat etsiniz, doğrudan doğru Rabbena diyordu. Eğitme yaptı ki İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın hürmetinden deme yaptı. Adam Aleyhisselam'ın hürmetinden, ya ki Cibril Aleyhisselam'ın hürmetinden, ya ki gelecekte geledikten Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetinden deme yaptı ki. Değil falancının hürmeti, falancının hakkıdır dua kılıçlık caizmez. Falancının avrusudur dua kılıçlık caizmez. Eğer hazır ki İlimsizler, çelemmüller, ayağını tırap, yo bu yaşlı buladı, afzal kimin ki alıksa Vahabi diye bilgen geldi, doğru bulsa. Peygamberlerinin hürmeti, peygamberlerde hakkı, aburusu da dua kılıçlı yaşlı bulsa, demek ya, Kur'an'da bir arada dua kimeyat. Bir arada dua yok ki, hemmesi Rabbena de, hani Rabbena atina fid dünya hasene, Rabbena la tuzih kulubene. Hemmesi şunluyuk ki, doğru da doğru Allah kabul etti ki, demek ki Allah'ın en yaşı görgen duası fakat yine doğru da doğru Allah'a kılıngen duadır. İkincisi ve ceanne muslimeyn ilek. Bizlerine o zinge muslimler kılgın. Boyun sunuçlar kılgın. Değil yaptı. Ali Tağım'dan kengi dua var. Elhamdülillahi lezi et'amana ve sakana ve cealana muslimin mi muslim minel muslimin midir? Müllerler ihtilaf kılışan. O zaman bu dua hadislerdeki yan, zayıf hadislerdeki yan. Peki mevzumez, amel kısa bu uğradı. Başka sahih hadislerdeki yan, başka dualar var. Onlar da etken afzal. Peki bazen bu niye meclisi bu uğradı? Müllerler çünkü ihtilaf kıladı ki, minel müslimin mi, müslimin midir? Hadiste müslimin ki yan, min yok. Zayıf bu sayam, yani minsiz. Bula müllerler, yani hemen sen uzgartış gerek ki, belki yan da min kuşkuş gerek. Minel müslimin mi? Ki karşı çıkışa diyor, minel müslimindir, sizi lukmayan diye koyacağız. Ce'alene minel müslimindir. Kalein, ve ce'anne muslimeyn diyordu. Yani min kemese gel demek. Kalein, ayetten denir. Ve ce'anne muslimeyn. Bizlerini müslimlerden kıyır diyordu. Ya da ve ce'alene muslimin. Ya ce'ale bunu mazik ediyordu. Ya da amir ve ce'anne diyken amir bir hıl. Amel bir. Minsiz taadiyat kıl yaptı. Şimdi razı mı? İkinci mesele İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam Müslim iken. Yani Müslim
Ular Yahudi emas edi, Nasroniy emas edi, boshqa bir dinda emas edi. Inna dina inda Allohil Islom. Albatta Allohning huzuridagi maqbul bo'lgan din faqatgina Islomdir. Butun payg'ambarlar Islomda kelgan, butun payg'ambarlar muslim bo'lgan. Shuning uchun qiyomatgacha hamma muslim bo'lishlik kerak. Yahud Nasroniylar o'zlarini millatini aldayapti ular, xiyonat qilishyapti. Yo bu musulmonlar yangi chiqdi bular. Keyin chiqqan bular, bidiyatchi bular. Ota-bobolarimizga xilof qildi, yolg'on gapirishyapti, tuhmat qilishyapti. O'zlari ota-bobolarimizga xilof qilishyapti. Ibrohim va Ismoil muslim edi, islomda edi. Qarang. Ularda Ibrohim alayhissalomdan Ismoil alayhissalomning muslimligida Allohga taslim bo'lganligida shak yo'q. Ammo shunda ham tavozu qilishyapti, qarang. Mukammal islomni nasib qilgin deyaptilar. Va boshqalarga ibrat qilyapti. Ibrohim alayhissalomning taslimiyatini bilasiz, ya'ni o'tga otiladigan darajada qiyin holatlarda ham zarra qadar orqaga ketmadilar. O'ylanmadilar. Bu darajada taslim va yana islom so'rayaptilar. Bo'yin sunuvchi qiyin deyaptilar. Demakki biz Allohga yalinamiz ekanki, Allohim bizni haqiqiy muslim qilgin, haqiqiy mu'min qilgin, haqiqiy itoat qilgin, itoatkor qilgin deb yalinamiz, keyin Alloh taolo bularni nasib qiladi bizga. Bo'lmasa nasib qilmaydi. Bo'lmasa fosiq bo'lib qolasiz. Shariatni tark qilib yuborasiz, Qur'on hadisni tark qilasiz, ilmni tark qilasiz. Xolasiz, xolamasiz. Yalinishlik kerak ekan. Va zurriyotimizdan ham senga bo'yinsunuvchi jamoat qilgin deyapti, qarang. Mindi kelganligini sababini aytdik hozir. Alloh taolo aytdi, seni zurriyotingdan zolimlar chiqadi deydi. Ular haqqiga duo qilmay qo'ydilar. Kofirlar haqqiga duo qilinmaydi, joiz emas. Shuning uchun zurriyotimiz ichidan senga iymon keltiradigan, kufrdan shirkdan uzoq turadigan kishilarni o'zingga muslim qilgin. Senga bo'yinsunuvchi qilgin deyapti. Agar Yahud va Nasroniylar Ibrohim alayhissalomni yaxshi ko'rsa va Ibrohim alayhissalomning duosiga kirishni xohlasa muslim bo'lsin, islomni qabul qilsin. Ibrohim alayhissalom o'zidan keyingi keladigan butun mu'minlar uchun, Allohga iymon keltirganlar uchun mana bu duoni qilyaptilar. Va min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Qarang. Senga bo'ysunuvchi muslim bo'lgan bir ummat qilgin deyapti. Yahudi nasroniy bo'lishligi bilan ular Ibrohim alayhissalomning duosiga xilof qilyapti. Ibrohim alayhissalomning duosidan chiqyapti ular. Qarang. Kimiki muslim bo'lsa, u odam Ibrohim alayhissalomning duosiga kiryapti. Alhamdulillah siz biz kiryapmiz. Qarang, islom qanchalik katta bir ne'mat. Ibrohim alayhissalom duo qilganlar. Demak, bizi to'g'rimizda Ibrohim alayhissalomning duosi qabul bo'pti ekan. Qarang, islomda bo'lsangiz. Yahud nasroniylarga ham aytamizki, sizlarda ham to'g'rilaringizda Ibrohim alayhissalomning duosini qabul bo'lishligini xohlaysizlarmi? Xohlasalaringiz islomni qabul qilinglar. Muslim bo'linglar. Qarang, payg'ambarlar va ummat to'g'risida muslim kelyapti. Musulmon yoki musulmon yo'q. Muslim. Ya arabcha ayting muslim deb, ya o'zbekcha ayting bo'yinsunuvchi deb. O'zbekcha ham emas, arabcha ham emas deb musulmon yoki musulmon deyishligingiz bu fasod bo'ladi, tahrif bo'ladi. Buzg'unchilik bo'lib qoladi. Yuqorida aytganimizda Ibrohim alayhissalom yana kelajakda o'ylayaptilar. Demakki, kelajakda o'ylaylik. Ertaga keladigan hayotimiz din xizmatida o'tadimi, o'tmaydimi? Uni g'amini yeylik. Farzandlarimiz din xodimlari bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nevaralarimiz, chevaralarimiz, ular hammasini o'ylashlik kerak. Va arina manasikana va ibodatlarimizni bizga ko'rsatgin. O'zi ko'rsatgan, o'zlari payg'ambar, eng katta olim yana so'rayaptilar, qarang. Manasik ikkita ma'nosi bor. Biri hajga xos bo'lgan ibodatlar. Ba'zi tafsir kitoblarida aytiladiki, Jibril alayhissalom kelib haj ibodatlarini bir-bir o'rgatdilar. Ikkinchi tafsir esa butun ibodatlar. Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Butun ibodatlarimizni bizlarga ko'rsatgin. Payg'ambardagi zotlar Allohga aytayaptiki, bizni ibodatimizni ko'rsat, ibodat qilishni o'rgat deyapti. Demak, biz ham so'rashligimiz kerak. Qanday ibodat qilamiz, o'rganishligimiz kerak. Yuravermaylik. Yetadi bizga shuni. O'rganaylik. Tahoratda qanday ibodat qilamiz? Namozda qanday bo'ladi?
Ruzamız kandey buladı. Haccımız Kur'an-ı Hadis'e göre kandey buladı. Ticaretimiz, tuyumuz, ölümümüz. Hemesi de Allah'tan Kur'an-ı Hadis'e muvafık bugün ibadetli soruşturduğumuz gerek. Fatub aleyna. Şunçali hizmet, şunçali itaat, şunçali mükemmellikten ki bizlerle tavbalarımızı kabul kıl diyetti. Bakayım. Peygamberler tavba kıyandı. Biz de mi ya tavba kıyandı? Biz öyleyiz ki katta günah koysak onu hem adamlar bilip kalsa ki yine tavba kılamız diyemiz. Ne doğru bu? Günah kımasından dinge hizmet kıyan halette tavba kılasın. Fakat yine günah kıyan demez. Bazıları dedi ki bu talim için böyle yaptı ümmetke. Bazıları dedi ki peygamberlerden kiçkine hatalar sadır buladı. Şunun için bazıları dedi ki biz içimizde yani ümmetimiz için de imanda bulgen olayken günah kıyanlardı tavbasını kabul kıyın. Diye manada dedi. Hemesi tutuyor. Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki men künüge 70 metre istiğfar etmem. Yani bir rivayette 100 metre. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam dedi zat bütün insanlarda en yakzalı bulgen zat künüge 100 metre istiğfar etti. Ya Rabbi beni keçir diye durgen bu ise biz neye bir metreye mi etmeyelim? İstiğfar et yaptırganımız estağfurullah, 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 estağfurullah diye yaptırganımızı ama kalbimizde Allah'tan geçirip sorumayız. İnneke entet tevvaburrahim elbette sen uzin tavbalarını köp kabul kılıçsan. Tevvab kalın mübalağa sigastır kılı yaptı. Errahim mehribansan diye yaptı. Ve tehditler ve yaptılar. İki de tehdit. İnneke inne tehdit ente münfasil zamirinden yana tehdit bunu yaptı. Elbette sen uzin tavbalarını köp kabul kılıçsan. Rahim sen, mihriban sen de yaptılar. Tehditleme et yaptılar. Demek Allah Ta'ala'nın bu sıfatlerden biz umutsuz hamilik. Ne günahımız bilsen Allah'a tavba kılalik. Allah Ta'ala tavbalarını köp kabul kıladırken zattır. Mihribandır keçiredi Allah Ta'ala. Kendi günahımız bilsen. Allah Subhanehu ve Ta'ala bana tavbaya uzige kaçlikke büyüyor. Tavba degen rucu degen. Yukarıda hem kildi bu. Kaytiliği Allah Teala'ya. Allah targib veriyordu bunu. Peygamberler targib veriyordu bana. Tavba kısız, tavba-i nasuhat. Bütün günahlar sizi geçirip getirdi. Anadan tuğulgen ilk fark bak izok kalırız. Dünya ahirette bütün müşkilatlardan necat tapasız. Allah'a kaytin günü için tavba kılayım. Allah Teala rahimdir, mihribandır. Allah'ın huzuruna panahına kaçayım. Allah Teala bütün ümmetini bütün günahlardan bütün masiyetlerden tavba kılıçdaki tavfik hidayet nasip kısın.